Kentsel dönüşüm, markalaşma, Karabük ve çevresi, deprem seviyesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Deprem bizim ülkemizde 13 milyon sene önce bu mekanizma oluştu. 13 milyon seneden beri depremler devam ediyor. Ve daha milyonlarca sene de devam edecek. Gerçekten de ülkemizin en önemli gündem maddesi. Gerçek anlamıyla beka sorunu. Eğer biz bu depremleri halledemezsek, her depremde binlerce, on binlerce insanımızı toprağa verirsek, biz ülkemizi, soyumuzu özgür, bağımsız olarak geleceğe taşıyamayız. Fay analizini yaptığınız zaman bu bizim Karabük fayı, bir sefer eni, boyu, derinliği ama yer altındaki özellikleri nasıl bilmiyoruz yani. Eğer olsa literatürde de yok yani, hani Türkiye'de bilmiyoruz. Biz bilmiyorsak dünya da bilmiyor. Bu fayın jeolojik, jeofizik özelliklerini incelemek zorundasınız. Kaç branştan oluşmuş, ne kadar derinliğe gidiyor, neleri kesiyor, ters bir fay, tarihte nasıl çalışmış. Mesela tarihi dönemlere, Karabük fayına bakıyorsun hiç deprem yok. O da bir şanssızlık. Yani deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz, deprem de yok. Tarihi dönemde yok ama aktif olduğunu biliyoruz. Doğu Anadolu fayını düşünün. O bizim 50 binden fazla insanımız öldüğü fay. Yılda bir santim en fazla hareket ediyor. Yılda bir santim. Bin senede düşünün. Bin senede demek ki yılda bir santimse 500 sene diyelim. 500 senede olur. 5 metre değil mi? 500 santim. Yılda bir santimse 500 yılda 500 santim eder. O da 5 metreler. Şimdi 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 500 sene sonra olabilecek bir şeyi ben burada söylesem kim beni ciddiye alır dinler zannedersiniz ki? Bilim toplumu olursa, ülkeyi bilimin ışığı altında yöneteceksek o ciddiye alınır. Ciddiye almadık. Demek ki 500 sene, 1513 depremi var orada. Üzerine 500 sene koy, 2000'lere geldi bugünlere. Ciddi bir bilim dünyasında bu fayın periyodunu doldurdu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik. Biz de biliyorduk, yer bilimciler. Bağırdık, çağırdık söylemeye. Beni takip edenleriniz varsa bilir. Maraş'a dikkat edin, Elazığ'a dikkat edin, Malatya'ya dikkat edin, Erkene'ye dikkat edin, Hatay'a dikkat edin diye söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Hiç kimse duymadı. Ne takipçilerin? Aslında okuyorlar ama umurlarında değil. Ben şunu demek istiyorum, Karabük fayını bilmiyorum. Bu işi de öyle abartmayın. Yani tehlike varmış gibi diyorum diye abartmayın. Burada olan gazetecilerden de rica ediyorum, böyle şeyler yazmasınlar. Bu gazetecilik değil. Yani böyle ilgi çekmek için böyle bir manşetler atıyorlar. Ben diyorum ki Karabük Türkiye'nin deprem açısından emniyette görevli olarak emniyetli bir yerinde. Ama bir Karabük fayı var. O zonun içinde bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Eğer deprem üretirse 7'ye varan bir deprem üretebilir. Onun için bu yönetimin yani buradaki Karabük ve Safranbolu yönetiminin, yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım. Karabük ve Safranbolu'yu depreme hazırlamak istiyorsanız bu yerleşim alanlarını oluşturan 6 bileşeni deprem dirençli hale getirmek zorundasınız. Öyle bilinçsizce bir şeyler yapmayalım, bilerek yapalım. Şimdi bu 6 bileşen, zaten bu yerleşim alanlarının dışında 7. bir bileşen de yok. Şimdi söyleyeceklerimin dışında. Birincisi yönetim sistemi. Yerel yönetimler iş başına başlamadan önce muhakkak yerel yöneticilerimize deprem hakkında
zarar azaltma hakkında, tehlike analizi hakkında, acil yönetim hakkında, acil müdahale hakkında muhakkak o yöneticileri kursa tabi tutun ve onları bu konuda önce bir yerleştirin. Bizim halkımız depremi ciddiye almıyor. Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın Allah aşkına ya? Bu mümkün mü? Bizim halkın deprem farkındalığı yok, bilgisi yok, birikimi yok, kültürü yok. E nasıl bu kenti biz, yani Safranbolu'yu ve Karabük'ü depreme hazırlayacağız? Onun için halk depreme de, hükümetine de, yerel yönetimine de başta kendisi sahip çıkmalı. Yanlış yapan belediye başkanı, yanlış yapan milletvekiline kaşını önce o karartmalı. Demokratik anlamda, çoluk çocuğumuzun can güvenliği bakımından depremde can vereceğimiz işler yapmayın demeli. Halkın kendisi bunu istemeli. Bunun peşinde olmalı. Amir Hocam edeceksiniz. Hayatta kalmak işte, yedik içtik olabildiğince oldu. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.